Logos ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Sevgili Suat Umurhan'la Galatasaray gündemini konuşacağız. 3-1'lik bir İstanbulspor galibiyeti var. Pazartesi günü de bir Gaziantep maçı olacak. Lig için epey önemli bir maç. Bu İstanbulspor galibiyeti Fenerbahçe'yi takibinde epey iyi bir sonuç oldu. Sarı Kırmızılar için takımı nasıl buldunuz diye söze başlayayım ben. Şimdi Galatasaray'ın oyunu ilk başta tatmin edici bir oyun değil elbette ki. Çünkü başta sizin oraya oyunu yıktığınız, oyunu yıktıktan sonra gol ve goller bularak rahat bir karşılaşma geçireceğini düşünüyordu herkes. Ama gelinen nokta maçın sıkıştığı bir yerdi. Çünkü Galatasaray'ın oyun yapısı şu, bütün herkesi rakip yarı sahaya yerleştiriyorsunuz. Geride bir ya da iki tane emniyet şube bırakıp hızlı atakları kesmeye çalışıyorsunuz. Ama birincisi İstanbulspor inanılmaz kapalı oynayan ve tamamen orayı domine eden, herkesi alan parselizasyonunu iyi yaptı, bir maç geride bıraktı. Burada bu seviyede Galatasaray'ın da rakip yarı sahada özellikle yıldızlarını devreye sokarak pozisyon bulması, rakibi geçmesi, o savunmayı yarması bir türlü olmadı. Geriye düştükten sonra da zaten toparlanma evreniz için biraz zaman gerekiyor. Galatasaray asıl sıkıştığı nokta bence sonrası. Bir türlü kanat organizasyonları yapamıyorsunuz. Şimdi Tete zayıf. Diğer tarafta Zaha da kilitlendiği zaman her şey Mertens ve Kerem'in üstüne biniyor. Bu ikili de Allah'tan dün günündeydi, kurtardılar. Ama diğer türlü Galatasaray sıkışıp kaldığında bir türlü maçları açamıyor. Peki şunu sormak istiyorum ben. Oyun genelinden bahsettik. Bu oyun düzeninin, bu oyun tarzının Galatasaray'ı şampiyon yapabileceğini ya da Avrupa'da şimdi bir Prag maçı da var. Bir yerlere götürebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi zaten geçen sezondan beri yapılan durum bu. Herkes ona göre şablonda oluşuyor, oturuyor. Buna göre hareket ediyorsun ama buradaki asıl sıkıntı geri tarafa sarkan hücumlar. Siz gol bulamadıkça rakip hiç açılmıyor. Zaten Okan Hoca da maçtan sonra bizim çare üretmemiz lazım diyor. Ligde haftalar geçtikçe küme düşme hattındaki takımlar sıkıştıkça daha sert mücadeleler olacak. Puan savaşı daha da artacak. Burada şimdi Mertens devreye girecek, Ziyech devreye girecek, Tete girecek. Bunlar olmadığı müddetçe tıkanıyorsunuz. Bir de hızlı hücum bulduğu zaman rakip sizin bütün moral motivasyonunuz bitiyor. Bunlara çare elbette ki çalım atan, dikine giden, şut atan oyuncular. Bunu Ziyech iyi yapıyordu. Kaç tane maçta öyle çevirdiği var. Ama Tete'den mesela bence ayrı parantez açmak lazım. Hiç verim alamadığınız bir sezon geçiriyorsunuz. Zaha kanatta oynadığında biraz tıkanıyor. Rakibe duvara çarpıyor, geliyor, topları eziyor. Bunlar işin negatif tarafları. Ama pozitif tarafta baktığınız zaman hiç maçtan kopmayan, tamamen konsantrasyonu 90 dakika sağlayan bir takım var. Bunlar da üst üste gelince bir yerde rakibin boşluk bulmasına, boşluk açmasına da sebebiyet veriyorsunuz. Galibiyet de geldi öyle. O zaman şöyle bağlayacağım ben. Transfer gerekiyor. Bunu zaten bütün yayınlarımızda da söylüyoruz. Hani kurucu bir sol bek veya işte tempolu bir 8 numara falan diyoruz. İşte transfer sezonu zaten ortada. Bir Sasha Boye iddiası var. Bayern Münih'in kendisine ilgisi olduğuna yönelik. Zaten oyuncunun milli takım için Avrupa'ya gitmek istediğini, orada oynamak istediğini biliyoruz. Biraz bu Bayern Münih iddiasını konuşalım ve şunu soracağım. Hani transfer dönemi açıldı ama hala takımı güçlendirecek bir adım atılmadı hani resmi olarak. Buna rağmen de Sasha Boye'nin gitmesi konuşuluyor. Burada da böyle tezat bir durum var. Biraz buna değinebiliriz dilerseniz. Şimdi Boye artık iddiadan daha bir üst seviyeye çıktı iş. Hani bugün bile uçakla kendisini isteyen Bayern Münih ilk sırada geliyor. Gidebilir ama bunun dışında Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester'ın da bu transferde nabız yokladığını, işin içinde olduğunu unutmayalım. Yani oralardan böyle son dakika bir teklifi de gelebilir zaten. Onun dışına baktığımızda da Galatasaray'ın sırf sağ bek olarak değil, bence biraz sol beki çözdüğünüz zaman diğer taraflarda da işinizi rahatlatacak bir Barış Alper'iniz var. Barış Alper sizi hem sağ açıkta oynar hem sağ bekte oynar artık. O da bu transferin sol bek geldiği anda yeni bir transfer olarak öne çıkar. Burada Boye konusu da bence daha uzun uzadıya bugün akşam saatlerine doğru gelişmeler artabilir ama Boye'nin ben bundan sonra Galatasaray'da kalmasını beklemiyorum. Müthiş bir çıkışa imza attı. Devre arasında gidebileceğini mi? Bırak devre arasını yani 3-5 gün bile en fazla sürer sonra da gider. Çünkü oyuncu artık gitmek istiyor.
kariyerinde bir kademe atlamak istiyor. Galatasaray mali olarak bir gelir elde etmek istiyor. Bunun için de en önde çıkan isminiz Boye. Burada olay Galatasaray'ın ne kadar kazanacağı. İlk başta 15 milyon euro ile gelen Bayern Münih ısrarlarla 20'ye çıktı. 20 artı bonuslar ama Galatasaray biraz daha 30'a doğru bu işi tamamlamak istiyor bonusları ekleyerek. Bunun için de biraz pazarlık masası lazım. Burada Paris Saint-Germain'in girmesi işe, Manchester'ın, Arsenal'in böyle olaya dahil olması fiyatın da artmasına sebep olur. Biraz da yönetim o takımları birbirine kırdırarak işi daha fazla karlı hale getirmeye çalışıyor. Boye giderse ne olur? Boye'nin yerini doldurmak için iki ihtimaliniz var. Bir, Başakşehir'de kiralık oynattığınız Dubois. Ama orada opsiyon Başakşehir'de. Gel dediğiniz zaman gelmez. Oyuncunun maaşının büyük bölümünü Galatasaray ödüyor. Başakşehir'i ikna ederseniz geri alabilirsiniz. İki, iyi bir maliyette gönderdiğiniz zaman Zeki Çelik var. Milli oyuncu. Galatasaray'la bir sezon önce de bir teması olmuştu. Onun için Roma bir bonservis bedeli bekliyor. Galatasaray böyle 4-5 milyon eurolara Zeki Çelik'i de kadrosuna katabilir Boya giderse. Sasha Boya'nın bu Bayern'le flörtüne dair de belirtilen rakam 13 milyon euro artı bonuslar karşılığı. Bir de şunu da soracağım. Hani evet. Arsenal dedik, işte Paris Saint-Germain falan dedik. Onlar da hemen devreye girer mi? O da var hani. Belki çünkü biz genellikle sezon sonu için konuşuyorduk evet. Sasha Boya'yı. Ya orada bir şöyle işler durum. Baktınız bir rakibinize gidiyor Boya tipinde gelişimi açık ve yaşı genç bir oyuncu. Fransız oyuncu. Hemen teklifi yükseltebilirsiniz. Bu birçok transferde zaten olur. Herkes hatırlasın Arda Güler transferinde Barcelona son güne kadar en ön sıradaydı. Bir anda Real Madrid'e gitti. Bu işlerde son dakikada fiyat netleştikten sonra bir tık üstüne koyabilirsiniz. Boye'de bu hamleyi yapabileceğiniz Avrupa'nın büyük kulüpleri açısından o riske girebileceğiniz bir oyuncu tipi. Diğer tarafta da şimdi biraz önce söylediğin rakamlar çok düşük. Ben bu rakamları Galatasaray zaten dün onu biraz da ilan etti. Biz bu rakamlara Boya'yı bırakmayız diye. Burada 25 milyon euronun altına bonusları da dahil ederek söylüyorum ama bonuslar olur bonus olmaz bonus o işin detayı. 25 milyon euroları seviyesine çıktığı anda Boya'yı bırakır. Aksi halde de biraz daha işi zamana yayar. Sonuçta elinizde bir değer var, kıymet var. Fransa milli takımının istediği için de oyuncu da ayrılmak istiyor. Şunu da ekleyelim. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı. Bu seneyi geride bıraktığım zaman. Galatasaray kontrat uzatmak istediğinde böyle 3,5 milyon euroları bulan bir istekte bulundu bu ay. Galatasaray da bunu verme taraftarı değil. O yüzden belki de köprüden önce son çıkışa doğru geliyorsunuz. Çünkü son sezonuna girdiğinde kontratı oyuncunun bedava ayrılma ihtimali var. Bu riske de çok girme taraftarı değiller. Bugün Sasha Boye'nin yerini dolduracak isimler arasında bir iddia daha vardı. Yine bir Fransız, 22 yaşında bir Fransız Strasbourg forması giyen Marvin Senaya iddia bu yönde. Sasha Boye'nin takımdan ayrılmasının akabinde oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlanacağı iddia ediliyor. Böyle bir durum da var. Şimdi Boye'nin yerini dolduramazsınız. Boye çok ekstra bir çıkış yapan, son iki sezonda Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden biri haline gelen bir oyuncu. Ama burada Galatasaray şuna karar verecek. Biz bu parayı sağ beke net bir oyuncu mu alacağız? Yoksa bu seneyi bir şekilde işte Barış Alper, Dubois'la olursa götürüp yeni sezonda daha rahat mı hareket edeceğiz? Buna yönetim bir mali planlama yapacak Okan Hoca'yla da konuşup. Çünkü bir forvet arkası gibi oynayacak. Biraz daha oyun kurucu bir isim de aranıyor. Öyle transfer pazarına çıktığınızda karşınıza bu tipte bir oyuncu gelirse maliyet şartları o Zaniolo örneğinde olduğu gibi bir gelecek gördüğünüz bir oyuncu olursa Galatasaray bonservis yatırır. Ama aksi halde tek başına bir sol bekle de bu transfer dönemi de kapanabilir. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Çok az değindiniz az evvel Barış Alper Yılmaz. Zaten bu sezonun Kaan Ayhan'la beraber jokerlerinden biri. Bu sezonun belki de en büyük kazanımı. Evet, şimdi Barış Alper geçen sezon da iyiydi. Ama Barış Alper'i farklı bölgelerde de kullanabilmek bu sene biraz da şartların zorunluluğundan oldu. Sağ açıktaki golcüyü sol beke koymak kolay kolay yapacağınız bir iş değil. Abdülkerim'i denediniz orada bir kere olmadı. Burada diğer tarafta Kaan Ayhan'ın da altyapısı gereği savunmanın bütün bölgelerinde oynayabilecek durumda olması Galatasaray'ın en önemli avantajı. Bu ikili ne zaman yetiştirseniz, nerede ihtiyaç varsa orada oynuyor. Barış Alper bence geri sayım yapıyordur. Yani bir sol bek gelsin de ben yerime gideyim diye. Çünkü Tete o kadar kötü ki Barış Alper orada uzak ara
formanın birinci adamı. Sol bek olmadığı için bekliyor. Yoksa bir sol bek geldiği anda Barış Alper'i bir sezonun ikinci yarısı bu sefer golleriyle, hücumdaki yüküyle, ki Trabzon'da da böyle bir performansı vardı. O zaman hücumcu olarak şampiyonluk yarışına katkı vereceğini düşünüyorum. Bir diğer transfer iddiasına geçeceğim ben. Emil Smith-Rowe. Arsenal'ın genç yıldızı. Geçen sene çok adından söz ettirmişti ama bu sezon işte bir asistlik bir katkısı var sanırım. Pek bu sezon tutturamadı takımıyla frekansı. Galatasaray'ın oyuncuyu gündemine aldığına dair bazı iddialar var. Merkez orta saha ve sol açık pozisyonlarında da forma giyebilen genç bir oyuncu. Ama kiralık. Arsenal zaten öyle vermez oyuncusunu. Burada iş bence Tete'de bitiyor. Çünkü Tete, Ziyeh'i de ekleyeyim buna, onlarla ilgilenen kulüpler var. Eğer bu ikilinin transferlerinden, kontratlarından çıkarsanız bonservis de almanız halinde eliniz rahatlar. Bu sefer oraya takviye yaparsınız. Ama şu anda açık konuşuyorum, Galatasaray'ın bonservis verecek bir parası yok. Bonservis verecek parası olmadığı için de bir transfer bittiği anda ancak o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında da biraz daha beklemeden zorunlu olarak Galatasaray yapacak başka çaresi yok. Çünkü bonservis vereceğiniz kasanızda öyle bir rakam yok. Geç kalındığını düşünüyor musunuz peki transfer konusunda? Özellikle zaten sol bek çok zaruri bir ihtiyaç gibi görünüyor. Şimdi burada biraz da Leipzig'te de görüşmeler devam etti. Leipzig size deseydi ki ya biz Angelino'da tamam o opsiyonu uzatıyoruz. 15 maç daha koyduk. O zaman Galatasaray belki sol bek bile almayacaktı sezon sonuna kadar. Burada birkaç dinamik birbirine bağlı. Eğer Boye'yi gönderirseniz, satarsınız böyle 20 milyon euroların üstüne, cebinize para koyar. Bir anda bir değil, 2-3 oyuncuyla takımı değiştirebilirsiniz. Ama kimseyi göndermeden sol bek dışında da kimse alınmayacak. Son olarak Gaziantep maçına değinelim dilerseniz. Şampiyonluk yarışı zaten kızışmış durumda. İki takım arasında, Fenerbahçe Galatasaray arasında, bu da yine kritik maçlardan biri. Sonrasında yine Avrupa arenasına çıkacak sarı kırmızılar. O yüzden ligde kazanacağı her puan onlar için çok önemli. Antep maçından neler bekliyoruz sarı kırmızılar adına? Antep Sumudika ile beraber çok net bir teknik adam takımı. Çok daha iyi İstanbulspor'a kıyasla. Hızlı hücuma çıkıyorlar, daha iyi pas yapıyorlar. Galatasaray için avantaj olacak taraf biraz daha açık futbol tercih ediyorlar. Daha fazla savunmadan önlem almak yerine biraz daha hücumu düşünen, galibiyete doğru giden bir yapı oynuyorlar. Çok çok iyi gitmiyorlar aslında skor anlamında ama futbol olarak geliştiklerini her maç görebiliyoruz. Fenerbahçe maçı da bunun örneklerinden biriydi. Eğer biraz açık savunmaya karşı Galatasaray oynuyorsa Zaha, Mertens, Kerem, Icardi de toparlıyor. Bunlar size daha etkili performans veriyor. Aksi halde biraz kapalı savunmalar sizi tıkandırıyor ve ondan sonra o çareyi bir türlü üretemiyorsunuz. Galatasaray'ın zaten sezon başından beri en büyük sıkıntısı da bu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Galatasaray gündemini konuştuk efendim. Transferde neler var neler yok ona değindik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz yine yayınlarla buralarda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.